Gündem Özel'de ikinci bölümde bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Bir şehidimizi daha yolcu ediyoruz. Polis memuru Vedat Kaya Mardin'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Ekranlara görüntüleri geliyor değerli izleyenler. Güvenliğini sağlamak için Vedat Kaya son yolculuğuna Mardin'de uğurlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce infaz edilerek şehit edilen 13 kişinin cenazesi otopsi için Malatya'ya getirilmişti. 11 şehidin kimliğinin ise tespit edildiği dün açıklanmıştı. Şu an görüntülerde şehit polis memuru Vedat Kaya için son tören düzenleniyor. Başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Allah. Şehitlerimizin isimleri Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, polis memuru Sedat Yabalak, jandarma asubay Semih Özbek, polis memuru Vedat Kaya şu anda görüntüde Mardin'de son yolculuğuna uğranıyor şehidimiz. Jandarma Er Süleyman Sungur, uzman Erbaş Mevlid Kahveci, topçu Er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil vatandaşlardan Muhammed Salih Kanca. Üç evladımızın ise kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir demişti. Vali Barış yaptığı yine açıklamada son olaraksa sözleşmeler Sedat Sorgun'un da kimliğinin tespit edildiğini açıklamıştı. Şu anda Vedat Kaya, polis memuru Vedat Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidimiz için tören düzenleniyor Mardin'de. Allah katında en ulvi ve en üstün makamdır. Şehitlerimize rahmet, Türkiye'ye ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyoruz değerli izleyenler. 13 şehidimiz önce Malatya'ya getirilmişti. Kimlik tespit çalışmaları yapıldıktan sonra açıklama yapılmıştı ve memleketlerine uğurlandı. Memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından şehitlerimiz defnedilecek. Şu anda da şehit polis memuru Vedat Kaya için son yolculuğuna uğurlanıyor Vedat Kaya. Şehidimize tören düzenleniyor. Mardin'de sevenleriyle son vedası gerçekleşiyor. Ölürken şehit polis memuru Vedat Kaya son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit olmayı arzu eder. Müslüman olduğumuz günden beri Allah yolunda şehit olabilmek için ecdadımız... Evet, Gündem Özel ikinci bölümde izledik değerli izleyenler. Bugün bir saat daha sizlerle birlikte olacağım. Bu saat biliyorsunuz Medya Mahallesi Ayşenur Arslan'ın saatiydi. Birkaç gün sizlerden müsaade istedi efendim. Onun yerine bir saati ben yapacağım. Sonraki bir saati de Ankara'daki arkadaşımız Betül Araz yapacak. Söz konusu Ayşenur Arslan olunca biz iki yeni yetme gazeteci onun yanında efendim. Ancak ikimiz onun bir programına denk. Onun kadar yapamasak da haberlerle, bağlantılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Birkaç gün içinde de Ayşenur Arslan Medya Mahallesi'nde tekrar Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutmaya devam edecek. Evet, devam edelim. Gelişmeler demiştik. Türkiye'de kara kış artık geldi değerli izleyenler. 20 derece sıcaklıkları gördük. Ardından bir kar yağışı bekleniyor dendi ve beklenen kar yağışı cumartesi akşamı itibariyle İstanbul'da başladı. Kara kış İstanbul'da zor şartlarda özellikle ulaşıma etkiliyor. Evet, bazı yüksek kesimlerde kar yağışı çocuklar için keyfe dönüşebiliyor. Ancak özellikle büyük şehirlerde kar yağışı sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Tüm yurt genelinden kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Türkiye'den kar manzaraları şöyle değerli izleyenler. İstanbul'da cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Kar yağışı yer yer hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un kimi bölgelerinde gece boyunca çok sayıda ağaç devrildi, elektrik kesintileri yaşandı ve maddi hasar meydana geldi. Eyüp Sultan'da bir lisenin spor salonunun çadır çatısının üzerinde biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 6 ağaç hasar gördü. Yurdun batısında etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Domaniç, İnegöl Karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Balıkesir'de Balya 8, Bigadiç 31, Dursunbey 16, Erdek 2, Gönen 16, İvrindi 4, Savaştepe 20, Sındırgı 26, Susurluk 2 olmak üzere 125 mahalle yolunun kapalı olduğu öğrenildi. Karabük'te, Bartın'da ve Uşak'ta da kar hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'daki kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor değerli izleyenler. İstanbul Kartal'da kaldırımda yürüyen kadının üzerine ağaç devrildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Nesrine Tombak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Caddede yürüyen 42 yaşındaki Nesrine Tombak'ın ve iki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacın altında kalan Tombak'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede kurtarılan Nesrine Tombak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise otomobilin üzerine devrilen ağaçları odun kesme makinesiyle keserek yol kenarına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tabii ki en çok çocuklar sevindi. Kar topu oynayacağız, nihayet eğlence var diye. Bir yandan da olumsuz etkisi de şu oldu. Okullarda yüz yüze eğitim zaten çok uzun süredir yoktu. Yeni yeni bazı sınıflarda, bazı okullarda yüz yüze eğitim başlamıştı ki kar yağışı nedeniyle onlara da ara verildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından da işte bazı illerde yüz yüze eğitim başlayacaktı, başlayamadı. Kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil oldu. Kar yağışı yurdun dört bir yanında etkisini gösterdi. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmasına yoğun kar yağışı engel oldu. Bazı illerde okullar açılmadan tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı. Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Açıklamada tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi. Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yüz yüze eğitim 2 gün ertelendi. Balıkesir, Sakarya ve Edirne'de de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Herkes kendi sırasına oturacak, tamam mı? Herkesin yazıyor değil mi? Evet. Evet, çok güzel. Ateşliyoruz. Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından o anlara ait ilk görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı önce açıkladı. 13 şehit haberini açıkladı ve ardından haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin vurulduğu o anları da Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Evet, Türkiye gündeminin önemli başlıklarından biri de tabii ki Covid süreci. Pandemi aslında dünyanın önceliği ve ilk başlığı diyebiliriz. Dolayısıyla pandemi deyince pandemiyle birlikte okullar, kar yağışı, ardından ekonomik sıkıntılar, yani hepsi birbirini tamamlıyor. Büyük bir sınav veriyoruz değerli izleyenler. Özellikle pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunu anladık. İnsanların birbirine dokunmasının, bir merhaba demesinin. Maske, mesafe, hijyen kuralı doğrultusunda herkes belirli mesafede birbirine bakıyor. Zaten belirli mesafeler kafalarımızda vardı ama şimdi bedenlerimize de yansıdı. Umuyorum bize ders olur diyelim. Bir de aşılama var tabii ki. Aşılar yeterli olacak mı? Ne kadar aşı gelmesi gerekiyordu? Ne kadar geldi? Bir önceki bölümde bağlantımız vardı, hatırlayacaksınız, aile sağlığı merkezlerinde yığılma ile ilgili. Şimdi bu da önemli bir sorun ama bir diğer önemli sorun da mutasyona uğrayan virüsle alakalı. Ve aşı hızı yavaşlasa da aşılama sürüyor. 65 yaş ve üzeri aşılanıyor. Ancak en büyük endişe, dedim ya, mutasyonlu virüsle ilgili. Mutasyonlu virüs şu ana kadar Türkiye'de yaklaşık 400 kişide görüldü. Uzmanlar hijyen kurallarına çok ama çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bundan sonra vaka sayıları artabilir. Mutasyonlu virüsün
etkilemesi ülkemizde Şubat ayının ortasından sonra etkileyecek mi, etkilemeyecek mi onu göreceğiz. Çünkü beklenen öngörü bu. Koronavirüs için Mart ayı endişesi var. Mart ayında mutasyonla virüsle birlikte vaka sayılarının artması endişesi. Bilim kurulu üyesi Hasan Tezer, mutant virüsün önünü kesemezsek farklı mutasyonlar ortaya çıkacak dedi. Ülkemizde de mutasyonlu virüsler artıyor ve bunlar çok daha kolay yayılıyor. Eğer ki bir an önce mutasyonlu virüsün artışını durduramazsak daha farklı mutasyonlar meydana gelecektir. Tezer Türkiye'ye özgü koronavirüs varyantlarının da ortaya çıktığını söyledi. Kimize has mutasyonların olduğunu da biliyoruz. Tabii bunun ne kadar nasıl etkileyeceğini şu an bilmiyoruz. Yakın bir zamanda da bu mutasyonların özellikleri ülkemizde yapılan çalışmalar sonucu açıklanacaktır. Türkiye'de şu ana kadar yaklaşık 400 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi. Uzmanlara göre aşılama hızı artmalı ve kısıtlamalar devam etmeli. Önlemlere en az bir kat daha fazla uymamız gerekiyor. Virüsün bulaştırıcılığının fazla olduğunu düşündüğümüzde. Yani fiziksel mesafe, maske, hijyen, temizlik koşullarına olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. 14 Ocak'ta başlamıştı aşılama. Günde yaklaşık 200 bin kişiyle aşı hızı yüksekti. Ama günde yaklaşık 20 binlere düştü. Uzmanlar toplumsal bağışıklık için en az 50 milyon kişi dedi yine. 50 milyon kişiye biz 2 doz aşı yapmış olursak bir mesafe almış oluruz. Bu rahatlayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü aşı olursanız gene maske mesafeyi korumanız lazım. Şu anda hızlı bir şekilde aşımızı tamamlayalım. Mayıs, Haziran, Temmuz ayına doğru bir rahatlama olabilir. Geldiğimiz aşamada kurallara biraz daha uyulursa, kurallara uymakta gayret edilirse, sıkılmadan sürece uyuma devam edersek, hazır aşı da başlamışken yaza doğru elbette daha iyi süreçler yaşamamız mümkün. 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlandı. Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılaması da sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon kişi aşılandı. Yaklaşık 3 milyon 200 bin kişiye birinci doz aşı uygulanırken 500 bine yakın kişi de ikinci doz aşısını oldu. Sosyal mesafe sıfır. Herkes hastalık kapmayabilir. Tabii bu görüntüler Covid salgını döneminde istemediğimiz manzaralar. Sosyal mesafenin ortadan kalkması ve yakın temasın salgının yayılmasına neden olan önemli faktör. Randevu seni buraya getirir, aşı yaptırmaz. Bu sağlık bakanı çıkar bir şey. Evet, gelenler de doğru. Daha bizlere bekliyor. Bu görüntülerin adresi ise Balıkesir. Aşılanmaya başlanan 65 yaş üzerine aynı saat dilimlerine randevu verildiği iddia edildi. Aşı randevusuna gelenlerle 15 dakika gözlemi yapılanlar kalabalık içinde işlemlerin bitmesini bekledi. Öyle görülüyor ki daha fazla aşılama kabinlerine ve daha özenli aşılama planlamasına ihtiyacımız var. Mutasyon en büyük endişe. Kısıtlamalar sürüyor. Yavaşlasa da aşılama da sürüyor. Akıllarda ise kalan 35 milyon doz aşının Çin'den ne zaman geleceğinde. Evet, aşılama devam ediyor ancak en büyük sorun mutasyon mu, mutasyona uğrayan virüsle ilgili gelen aşılar etkili olacak mı? Aklımızda da bu sorular var. Aşılama ile ilgili takvim nasıl olmalı? 200 bin kişi günde aşılıyorken 20 bine düştü bu sayı. Bu şekilde biz halk bağışıklığını sağlayabilecek miyiz? Bu sorunun cevabını Sayın Ali İhsan Ökten'den alacağız. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı, bekletmeyelim hemen. İyi haftalar, iyi sabahlar diyelim. Sayın Ökten, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle hep konuştuk, aşı gelecek mi, gelmeyecek mi, nasıl olacak? Neredeyse sizin öngörüleriniz birer birer çıkmaya başladı. Günde 2-3 milyon aşılama yapamayız dediniz bu şekilde. Yapamadığımızı gördük. Daha çok çeşitli aşı alınmalı dediniz. Bir tek yere bağımlı kalınmamalı dediniz. Onun sıkıntısını da gördük. Şimdi sormak istiyorum efendim. 3 tane elimizde mutasyonlu virüs var bilinen dünyada. Türkiye'de de 400 kişide mutasyonlu virüse rastlandı. Bu ne demek? Nasıl değerlendirmemiz gerekir? Bunlarla ilgili de öngörüleriniz var mı? Aşıların etkinliği nedir bu konuda? Böyle başlayalım, ardından aşılama takvimine dönelim. Buyurun lütfen. Öncelikle mutasyonla başlayalım tabii ki. Dünyada bugüne kadar Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyonların olduğu ortaya çıktı. Ve bu tabii ki dünyanın birçok ülkelerine de yayılmış durumda. İngiltere bunun faturasını ne yazık ki acı bir şekilde ödedi.
Şu an İran'da da çok ciddi mutasyonlu virüslerin çok oranları arttırdığını biliyoruz. İran Sağlık Bakanı'nın en son açıklaması. Ülkemize geldiğimiz zaman ise dün Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamada Türkiye'de 400 kişide mutasyonlu virüs saptanmış. Ancak bu oranlar daha fazla tetkik edildiği zaman daha da fazla çıkabilir açıkçası. Mutasyonlu virüslerin şöyle bir özelliği var. Bulaşıcılık oranları %40 ile 70 arasında daha fazla ve bazı mutasyona uğradıkça hastalanma ve hastalığın gidişatı yönünde olumsuzluğa neden olmakta ve ne yazık ki yoğun bakım sayılarında, yatan hasta sayılarında artış ve vefat sayılarında da artışlar gözlenmektedir. Bizim buradaki durumlarımızdan bir tanesi de 200 binlere ulaşan test sayımız ne yazık ki son zamanlarda 120 binlere kadar indi. Test sayımızı mutlaka arttırmamız lazım. Sağlık Bakanlığı tarafından mutasyonlu virüslerle ilgili çalışmaların daha fazla yapılması lazım. Ülkemizdeki mutasyonlu virüs oranını ortaya çıkarmak için. Çünkü bulaş hızı çok fazla olduğu için önümüzdeki günlerde şu an azalmış olan başvuru sayıları, hasta sayıları, vefat sayıları ne yazık ki artabilir. O yüzden bizim bunu çok dikkat etmemiz lazım ve önemsememiz gerekir. Yine her türlü tedbiri mutlaka almamız lazım. Bu konuda aşının gelmesi, aşılamanın artması tabii ki pandemiden korunmak için veya pandemiyi ortadan kaldırmak için önemli bir adım. Ama aşı hiçbir zaman tek başına yeterli olmayacaktır. Bunu önlemlerin arttırılması açısından özellikle söylemek istiyorum. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bir arada bulunma süresi daha öncesinde mutasyon öncesi virüsle bir arada 5 dakika içinde bulaş sağlanıyorsa %40 ve 70 oranında çok hızlı bulaş dediğimizde birkaç dakika içinde de bulaşabildiği için maske, mesafe, hijyene daha dikkat etmeliyiz, daha az bir arada olmalıyız diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Maske, mesafe, hijyen mutlaka devam etmeli. Bununla birlikte daha da önlemleri arttırmak gerekebilir. Çünkü mutasyonlu virüslerin nereye doğru evrileceğini henüz tam olarak tahmin edemiyoruz. Ama şu güne kadarki bilgilerimiz bulaş oranlarının oldukça yüksek olduğu ve bu da daha önce karşılaştığımız bulaşma oranından daha yüksek olduğu için toplumu bir anda daha fazla enfeksiyonlu haline getirebiliriz. Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere 3 mutasyonlu virüs var. Şimdi bunlardan en tehlikelisi şu diyebilir miyiz? Ya da en hızlı bulaşı sağlayan? Türkiye'de 400 kişide görüldü ama yapılmayan test sayısından dolayı bu 400 diyebilir miyiz? Yani daha çok bir çalışma yapılsa belki de rakam 4000'dir. Biz bunu vaka sayıları ile ilgili güvensizliği yaşadık. Burada da söz konusu olabilir mi? Rakamı kaç olarak düşünmeliyiz? Rakamı şimdilik tabii ki şu an 200 binlerden test sayısı 120 binlere inmiş durumda. Bunu mutlaka arttırmamız gerekir. Öncelikle mutasyonla ilgili Sağlık Bakanlığı çalışmalarını daha da fazla arttırmalı, varyantları ortaya çıkarmak açısından. Bugüne kadar en tehlikeli olarak İngiltere varyant 1 mutasyona uğramış virüs bulaşıcılık açısından daha ön planda gözüküyor. Brezilya'dan yeni bir bilgi geldi. Brezilya'daki yeni mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül seyrettiği söyleniyor. Bunlar tabii ki eğer biz kısıtlamaları her anlamda arttırmazsak büyük ihtimalle bunlar bizim ülkemize de gelebilir veya gelmiş de olabilir. Şu an gelmiş de olabilir. Biz onu tam net olarak bilemiyoruz. Bu nedenle dediğimiz gibi mutlaka tedbirler daha da artarak devam etmeli. Özellikle İran'a da dikkat etmemiz lazım. Komşumuz çünkü İran. Onlar İran Bakanı'nın açıkladığı dördüncü pike geçmiş durumda. İran ciddi bir vaka sayılarında artış var ve ölüm oranlarında artış var. Bizim bunları yeniden değerlendirip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir takım mutasyonlara karşı özellikle önlemleri arttırmalarında fayda var diye Sayın düşünüyorum. Sayın aslında şimdi tekrar başa dönüyoruz. Sizin hep dediğiniz gibi 14 günlük bir kapatma şart. Hatta bu 21 olmalı.
Hatta belirli yaş skalasındaki aşılamayı evde yapabilmeliyiz. Alerjik durum yoksa aile hekimleriyle beraber yapalım dediniz. Sanıyoruz ki yine aynı söylemdesiniz. Çünkü bir gerileme göremiyoruz. Artı daha korkutucu bir şekilde şimdi İran'da da mutasyonlu virüs görüldü ve kapı komşumuz biliyorsunuz. Tekrar gündeme gelmesi gerekiyor mu sizce bu tam kapanmanın? Tam kapanma açısından tabii ki bu gündeme gelebilir tekrar. Gidişatı bir görmek gerekir. Ama bunun için bizim dediğim gibi test sayılarını arttırmamız lazım. Mutasyonla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın daha ciddi çalışma yapması gerekir. Ülkemize özgü acaba mutasyonlarla ilgili bir durum, varyant var mı? Onları ortaya çıkarmamız gerekir. Bizdeki bulaş oranı ve hastalığı etkileme oranı nasıl? Bunları ortaya çıkarmamız gerekir. Bunları ortaya çıkardıktan sonra tabii ki tam kapanma dahil olmak üzere hareket kısıtlılığını azaltacak. Bunda, tabii ki bunda ekonomik ve sosyal ekonomik tedbir paketleri de önemli. Bunlarla birlikte bu tedbirleri almamız gerekecek. Gen yapısıyla ve iklimle değişebiliyor mu bu mutasyonlar? Yani şimdi Brezilya'da görülen mutasyonla ilgili dediniz ki daha ölümcül olduğu düşünülüyor. Ama İngiltere'deki de daha hızlı bulaş sağlıyor. Yani %70-80. İran'daki yeni bir varyant olabilir mi? Ve iklim, gen neye göre bu mutasyon şekilleniyor? Bilim bununla ilgili gelebildiği ayrıntılı noktalar var mı? Yani şu aşamaya kadar aslında bu konularda çok ayrıntılı bir durum yok. Genetik yapı tabii ki önemli. Bir farklılık yaratabilir. Ama hani iklim yazın virüsün azalacağı veya pandeminin biraz daha kontrol altına alınıp söylenmişti. Ama ne yazık ki böyle bir durum olmadı. Aksine artış gözlendi. O yüzden iklimle ilgili çok fazla bir değişiklik göremiyoruz. Çünkü dünyanın her tarafında görülebiliyor. Hani dünyanın dört tarafı aynı sıcaklıkta ve aynı iklim ortamında değil. O nedenle iklimin çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama genetik yapı tabii ki önemlidir. Değişkenlik yaratabilir. Evet. Biz zaten iklim yazı hep bekliyorduk. Yaz gelecek, havalar ısınacak, hemen virüs dağılacak, bir aynı aileden bir grip virüsü gibi düşünmüştük. Ama o yaz sıcaklar geldi, bitti, bir yaz daha gelecek ve bitmeyecek gibi görünüyor. Sayın Ökten, özellikle aşılama konusunda tekrar söylemek istiyorum efendim. Sizden bu bilgileri alalım, hepimiz bir kez daha hafızamıza yer etsin. Aşıya olduk diyelim, bütün aşı geldi, herkese yetecek kadar aşımız var. Aşıyı bugün ilk doz aşıyı olduk, hadi dışarı çıkalım diyebiliyor muyuz? Bundan sonraki süreci sizi çok görüyoruz ama her defa anlatalım ki bugün belki ilk defa duyacak olan vardır. Aşı geldi, aşılandım, maske, mesafe, hijyen bitti, hadi sokağa demiyoruz değil mi? Buyurun sizden alalım süreci, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Yok, kesinlikle demiyoruz. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Yine aşı olsak dahi, birinci doz aşıyı bırakalım, ikinci doz aşı yapılsa dahi biz yine maske, mesafe, hijyen veya diğer önlemlere mutlaka uymamız gerekir. Aşı tek başına hiçbir zaman çözüm değildir. Bu aşamada biz ancak toplumu %70'ini aşıladığımız zaman, yani bir toplumsal koruyuculuk, bağışıklama sağladığımız zaman belki bu konuda birazcık rahat olabiliriz. Yoksa onun haricinde her türlü tedbire mutlaka devam edeceğiz. Biz bunu ısrarla her seferinde söylüyoruz. Sizler de söylüyorsunuz. Bu gerçekten pandemiyle mücadelenin en önemli noktalarından bir tanesidir. Maske, mesafe, hijyen ve her türlü tedbir mutlaka devam etmelidir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ökten. Tekrar bunu hatırlatacağız. Çünkü biz maske takmayı bile aylar sonra doğru maske takmayı öğrenebildik. Haliyle önlemimizi şimdiden alalım efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, devam edelim gündem özele. Tabii ki günün önemli başlıkları diyoruz. Birçok konumuz var ama İstanbul için önemli konulardan biri de kar yağışı. Yüksek kesimlerde 30 ila 50 santime kar yağışının ulaştığı söyleniyor. Değerli izleyenler, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 ila 50 santime kadar ulaştı. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer'de 10-20 santim, Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye'de 15-20
25 santim, Zekeriyaköy, Tuzla, Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy, Hadımköy, Silivri, Binkılıç, Beykoz ve Karlıtepe gibi yüksek yerlerde ise kar kalınlığının 30 ila 50 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Soğuk ve karlı yağışlı hava hafta ortasına kadar devam edecek. AKOM'dan yapılan açıklamada soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına çarşamba gününe kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibariyle sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarıyla 4 ila 8 derecenin altında seyredecek halde olacağı belirtildi. 200'den fazla ağaç devrildi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, AKOM'un açıklamasının devamında şunlar kaydedildi. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Yol Bakım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta, İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçenin ve paydaşlarının bulunduğu toplam 27 birim AKOM'dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM'dan paylaşılan verilere göre şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü. İBB kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1351 araç, iş makinesi ve 7031 personeliyle görev yapıyor. Hazır bekletilen kar küreme ve tuzlama ekipleri İstanbul'da 4023 kilometrelik sorumlu yol ağında 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan buzlanma erken uyarı sistemi BEUS'tan gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üst geçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekibi şu zamana kadar 5252 ton tuz, 7 tonda solüsyon döktü. Evet değerli izleyenler, uyarılarımızı yaptık. Kar yağışı devam ediyor. Hafta ortasına kadar da devam edecek. O yüzden dışarı çıkarken de dikkat edelim. Özellikle uyarılar yapıldı biliyorsunuz. Ağaçlar devrildi, direkler devrildi. Eğer riski gördüğünüz bir durum varsa lütfen büyükşehir belediyelerine ya da bağlı bulunduğunuz belediyeye, beyaz masalara ya da yetkililere iletin ki herhangi bir can kaybı yaşanmasın. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'daydı. Bir kadın "Açım, açım" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İşte o anlar. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Ben açım, açım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'daydı. Ziyaret sırasında bir kadın "Açım" diyerek seslendi Erdoğan'a. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyduğu ilk serzeniş değildi. Malatya'da servis esnafı "eve ekmek götüremiyoruz" diye seslenmişti. Evimize ekmek götüremiyoruz. Biraz bana abartılı geldi. Bir tarafta ucuz ekmek ve gıdaya erişebilmek için uzayan kuyruklar, diğer tarafta Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un "Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı" söylemi. Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Bu mu ekonominin iyi olması? Soruyorum, bu mu ekonominin iyi olması, bu mu? Ekonomi iyi olsa zaten bu insanlar sıraya girmez. Bir ekmek alabilmek için. Yokluluk kuyruğu daha doğrusu.
Türkiye'den ve dünyadan haberlerle devam ediyoruz gündem özele. Terör örgütü PKK'nın 13 Türk vatandaşını Irak'ın kuzeyinde şehit etmesinin ardından sabaha karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price sosyal medya hesabından yaptı açıklamayı. Amerika'nın Irak'ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladığını belirtti. Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edebilirsek olayı olabilecek en sert şekilde kınayacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de yayınlanan açıklamada biz NATO müttefiki Türkiye ile birlikteyiz ve başsağlığı mesajımızı son çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin ailelerine de iletiyoruz ifadesi kullanıldı. Değerli izleyenler, NATO müttefikiydik ama hatırlayacaksınız özellikle S-400 füzeleriyle ilgili sıkıntılar gündemdeydi Türkiye-Amerika arasında. Sonra Trump devri bitti, Biden dönemi başladı. Biden döneminde kurumlar arası uzlaşının olması beklendi. Kişiler arası ilişkiler yerine dedik. Dün de şehitlerimizin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir açıklama geldi. Bunu nasıl okumak gerekir? Bu konunun uzmanına soracağız tabii ki. Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal şu anda stüdyomuzda konuk. Vakit kaybetmeden iyi sabahlar diyelim. Sayın Ünal yayınımıza hoş geldiniz. İyi sabahlar efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim Trump döneminden sonra Biden dönemiyle ilgili çok konuşuldu. Nasıl olacağıyla ilgili kurumlar arası bir ilişki yürütüleceği söylendi. Burada da Türkiye'nin kendisini ve dış politikadaki diplomasiye vermesi gereken önemden hep konuşuldu. Sizce Biden'ın geldiği dönemden bu zamana kadar Türkiye ilişkileri Trump dönemiyle karşılaştırıldığında nasıl gidiyor? Belirli bir yol haritamız var mı? Buyurun efendim. Beklendiği gibi iyiye gitmiyor. Yani ben Biden döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da gerileceğini düşünüyordum. Ayrıca Trump döneminde Türk-Amerikan ilişkileri işte kişiden kişiye, devlet başkanından öbür devlet başkanına şeklinde değildi. Yine kurumlar üzerindeydi ama Amerikan başkanı Trump'ın Amerikan kurumlarını bir tür farklı politikalara ikna etme çabaları sonuç vermemişti. Yani Amerikan devlet kurumları, bunu Amerikan derin devleti de diyebilirsiniz, Amerikan sistemi de diyebilirsiniz. Trump'ın geliştirmek istediği birçok politikaya şiddetle itiraz ettiler. Ve şimdilerde yaptıkları bir takım açıklamalarda da görüyoruz ki eski yönetim zamanındaki üst düzey bazı yöneticiler aslında Trump'ın verdiği emirleri yerine getirmemek için değişik yollar denemişler. Bunlardan bir kısmı da Suriye'deki askerleri çekmemek konusunda gelişmiş. Şimdi dolayısıyla bu efendim işte daha önce kişiden kişiyeydi ilişkilerimiz, şimdi doğrudan kurumlar arası olacak lafı bence pek doğru bir şey değil. Hı hı. Yani Türkiye'yi F-35 programından çıkarırken Trump mı karar vermiş buna? Amerikan kurumları aman çıkarmayalım demiş de Trump yok çıkarın Türkiye'yi atın mı demiş? Ya da S-400'lerle ilgili olarak Türkiye'ye Amerika itiraz ederken buna Trump mı itiraz etmiş? Amerikan kurumları aman efendim çıkarmayalım o işi. İtiraz etmeyelim, bırakın çok iyi müttefikimiz Türkiye ile aramız çok iyi mi demiş. Yok böyle bir şey. Bunlar hep ortak bir çalışmaydı. Yani birbirleriyle fikir birliği içinde aslında hareket ediliyordu. Bize de böyle yansıtılması gerekiyordu değil mi? Yo şöyle, Amerikan devlet kurumlarının yürüttükleri bir politika var. Bu politikaya Trump pek uymak istemiyor gibiydi ama o kurumları da ikna edemiyordu. Evet. Yani bize demokrasi seçilmişlerin işte otoritesi vesairesi diye böyle bir 20 sene ensemizde boza pişiren Amerika, seçilmiş bir devlet başkanının aslında elini ayağını bağlamak, onun ortaya koyduğu politikaları ya da koymak istediği politikaları yaptırtmamak için elinden geleni arkasına koymadı. Dolayısıyla böyle bir Amerika tablosu vardı. Şimdi şeye gelecek olursak Biden dönemine, şimdi Biden döneminde Amerika'nın bu derin devleti diyebileceğimiz güvenlik bürokrasisi,
dış politikayı belirleyen kurumlar, bunlarla Biden arasında herhangi bir sürtüşmenin olması beklenmiyor. Çünkü zaten Biden bu sistemin doğrudan devamı niteliğinde bir kişi. Hı hı. Dolayısıyla şu anda bu açıdan bir bütünlük var. Ama bu bütünlük Türkiye açısından iyi bir bütünlük değil. Evet. Bunlar işte mesela Orta Doğu'da Büyük Kürdistan projesinden vazgeçmek istemeyen, PKK'ya silah sevkiyatına devam eden, gözümüzün içine baka baka bunları yapan, sanki bütün bunlar ortada yokmuş gibi dönüp ondan sonra da siz S-400 alıyorsunuz, bu kabul edilemez falan diyerek Türkiye'nin üzerine gelmeye çalışan, baskı kurmak isteyen bir grup. Ama geldikleri andan itibaren de birçok böyle beklenti yarattılar. İşte Amerika geri geldi, biz dış politikayı yeniden devreye sokacağız. Bu Trump dönemi bir ara dönemdi. Ve maalesef böyle oldu. İşte toplumumuz yanlış yaptı. Yanlış bir kişiyi başkan seçti filan. Ama şimdi her şey düzeldi havasındaydılar. Mesela dün okudum. Galiba dün ya da evvelsi günkü The Times'ta mesela ayrıntılı bir haber analiz vardı. Amerika Biden ekibi Avrupa Birliği müttefiklerinden bayağı bir şikayetçilermiş. Evet. Basına sızdırdıkları bilgilerde başta Çin olmak üzere birçok dış politika konusunda aynı fikirleri paylaşmıyorlarmış. Buna benim söyleyeceğim bir tek şey var. Günaydın. Yani dünya çok kutupluğa evrildi. Burada değişmesi ve kendini uyarlaması gereken Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkeleri başta Çin olmak üzere birçok konuda kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Amerika'nın eski gücü olmayacak artık bundan sonra. Amerika'nın gücü dünyada şu veya bu şekilde dengelenmiş durumda. Amerika hala dünyanın en büyük gücü olabilir ama bu 20 sene önceki gücü kuvveti anlamında olmayacak. Evet. İkincisi kendi içindeki kutuplaşması devam ediyor Amerika'nın. Ona da enerji ayırmak zorunda, ona da vakit ayırmak zorunda. Hı hı. Ve bu Amerika açısından pek kolay olmayacak bir süreç. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin üzerine yok S-400'leri alamazsın, kullanamazsın, bunları paketle depoya koy, deponun anahtarını da bana ver der gibi tavırların gideceği hiçbir yer yok. Mesela Evet. Bu PKK'nın yaptığı alçakça, işlediği alçakça cinayetlerin ardından dün itibariyle mesela haberlerde vardı. Ben de sosyal medyadan bir yorumla paylaştım hesabımdan. Dün PYD'ye, PKK'ya, Suriye'ye silah sevkiyatına devam ediyordu Amerika. Hem de zırhlı araçlar falan sevk ediyordu. Yani dolayısıyla Amerika ile durumumuzun belki kısa özeti bu. Evet, Sayın Ünal, sizin daha önce de yapmış olduğunuz bağlantılarımızda, açıklamalarınızda şu vardı. Hani Trump dönemi bitti, hop yeni bir dönem başlıyor değil. Biden dönemi daha zor geçecek demiştiniz. Öngörülerinizin de yavaş yavaş çıktığını görüyoruz zaten. Sıkıntılı bir süreç olacak. Çünkü artık demokrasi dersi veren ülke konumundan biraz daha kenara çekilecek demiştiniz. Bir öngörünüz daha vardı. Onunla ilgili de bilgi aktarır mısınız? Yani ilk önceliği Türkiye olmayacak Amerika'nın. Kendi içinde bir takım sıkıntıları var. Önce bunu çözecek, pandemi sürecini çözecek ve Amerika her zaman bir ülkeyle ilişkisine çıkarım var mı diye bakar. Ülkeler arası ilişkiler kişisel ilişkiler gibi değildir. Çıkarınız var mı yok mu ona bakarsınız. Amerika'da böyle bakıyor dediniz. Hala böyle mi düşünüyorsunuz ülkeler arası özellikle Amerika-Türkiye ilişkilerinde? Öngörüleriniz neler bununla ilgili? Şimdi şöyle, Amerika bir yandan çıkarlar, bütün ülkeler gibi çıkarları doğrultusunda hareket eder. Bir yandan da dış politikasında hata yapma şampiyonluğunu açık ara kimseye bırakmaz. Bu Amerika'nın iki büyük okyanus tarafından korunuyor olması, çok büyük bir ekonomik güç ve askeri güç olması falan gibi birçok sebepten dolayı Amerika biraz böyle hoyratça davranır dış politikada. Fazla özgüvenden diyebilir miyiz Sayın Hocam? Dış politikada aynen fazla öyle. Güvenden. Evet, buyurun. Bir de Amerika'da ilginç şeyler vardır. Mesela müttefiklerinden bir süre içinde bıkar. Yönetimler değiştikçe müttefikleri eleştirmek modaya dönüşür. Yani mesela şu anda işte Suudileri, ben mesela Suudi Arabistan'ın Yemen'deki politikasını katiyen tasvip eden birisi değilim. Ama mesela Suudi Arabistan'a yok insan hakları, yok bilmem ne gibi konulardan
Suudi Arabistan'ın üzerine gidilmesi Amerika'nın hangi çıkarına hizmet edecektir? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Amerika'nın sadece Türkiye politikaları değil, mesela şu anda Biden yönetiminin henüz tam ortaya koyduğu bir dış politika yok. Ama mesela İsrail'le de sorunlar yaşamaya başladılar şu anda. Suudi Arabistan'ın üzerine belli baskılarla gitmeye çalışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 almasını, kararını durdurdular falan. Şimdi bunlar beraberinde şunu getiriyor. Yani bu Abraham anlaşmaları, F-35 Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı, Suudi Arabistan'a ve Körfez ülkelerine verilen sınırsız destek. Bunlar bir bütünün parçalarıydılar. Yani bu ülkeler işte İran'a karşı olan mücadelelerinde İsrail'le birlikte olacaklar, Amerika onlara destek verecek, İsrail'le ilişkilerini normalleştirecekler vesaire. Ben bu politikayı doğru bulduğumu söylemiyorum, yanlış anlamayın. Evet. Ama Amerika'nın çıkarları açısından Trump ve ekibinin bir araya getirdiği, taşlarını, tuğlalarını koyduğu ve yaptığı bu inşaat Amerikan çıkarları açısından mantıklı bir şey ifade ediyordu. Şimdi bunlar Trump ne yaptıysa yanlıştırdan hareketle geliyorlar ve mesela onu da karıştıracak gibi görünüyorlar. Şimdi mesela zannediyorlar ki Trump yönetimi Türkiye'ye çok yumuşak davrandı. Oysa böyle bir şey yok. Mesela Trump'ın son bir yılında lanet bir Dışişleri Bakanı vardı, Pompeo diye. Evet. Türkiye aleyhine Yunanistan merkezli bir askeri ittifak oluşturmak için elinden geleni ardına koymadı. Ama bunlar hangi varsayımdan hareket ediyorlar? Trump ve ekibi Türkiye'ye karşı yumuşak davrandı. S-400 almasına bir şey demedi. Biz Türkiye'ye gününü göstereceğiz. Buradan bir yere varılmaz. Yani S-400'ler üzerinden Türk-Amerikan ilişkilerine başlamak yani Amerikan yönetiminin en iyi anlayacağı ifadeyle non-starter'dır. Bir yere varmaz. Evet. Yani buradan bir yere varamazsınız. Ha kavga çıkarmak istiyorsanız zaten Amerika ile aramızda yeterince kavga unsuru var. PKK var, YPG var. Bundan daha iyisi olabilir mi? Yani bundan daha belalısı olabilir mi? Evet. Dolayısıyla şimdi hem bir yandan diyor ki ben PKK'ya, PYD'ye silah sevkiyatını sürdüreceğim. Hem de öbür yandan diyor ki S-400'lerle ilgili hiçbir konu pazarlığa açık değildir diyor. Bunları derhal elinizden çıkartacaksınız ya da bir yere kilitleyip anahtarını da bana vereceksiniz diyor. Bunlarla ilgili sizinle herhangi bir teknik askeri müzakerede bulunmam, komisyon kurmam, görüşmem bunlar da söz konusu değil diyor. Şimdi buradan hareketle şuraya geleceğiz. Hop hop denir buna. Hangi dünyada yaşıyoruz ya? Şimdi mesela Çin'e karşı Hindistan'la işbirliği yapacağını söylüyor. Fakat aynı Hindistan'a S-400 aldığı için de yaptırım uygulayacağından bahsediyor. Şimdi buna Sayın Ünal, o zaman şöyle bir şey oluyor. Yine burada Amerika'nın o bahsettiğimiz Amerikan egosu dediğimiz şey bahsediliyor. Yani tek güç ben olacağım. Kafkaslar'a da ben olacağım, Rusya, Türkiye, Orta Doğu'da da ben olacağım, Kafkaslar'da da, Kuzey'de de ben olacağım, Güney'de de ben olacağım, dünyaya sadece ben olacağım dedi ama bu da çok hata yaptırıyor, siz de söylediniz. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bazı bölgelerde bazı ülkelerin etkinliği hem konjonktür olarak hem stratejik olarak Amerika'dan fazla olacaktır. Bu böyle devam edecek. Şimdi bir de İsrail biliyorsunuz lobisi var orada Amerika'da. Bununla ilgili de arada çelişmeler düştü. O zaman şimdi sizin dediğinize geliyoruz. Yani Trump döneminden daha sıkıntılı bir dönem dünyayı bekliyor da diyebilir miyiz sadece Türkiye'yi değil? Kesinlikle şöyle, aslında dünyayı ne beklediği apayrı bir şey. Çünkü bu çok kutuplu dünyada çok da tartışma, çok da olay olur. Evet. Ama çok kutuplu bir dünyada Türkiye gibi orta büyüklükteki bir ülkenin epeyce bir fırsatı ve imkanı da olur. Çünkü çok kutupluluk bu fırsatları, bu imkanları beraberinde getirir. Nasıl çevirebiliriz ülkenin... Sayın Ünal? Yani Türkiye bunu kendi tarafına, kendine artı olarak nasıl çevirebilir? Hem Orta Doğu'dayız, hem Avrupa'dayız. Avrupa Birliği var. Bu tarafta Kafkasya, Rusya'yla da ilişkimiz iyi. İran'la keza öyle. Bunu Türkiye pozitife nasıl çevirebilir? Amerika'dan bağımsız yapabilir mi?
Şimdi Amerika ile ideolojik bir kavgaya tutuşmanın alemi yok. Hı-hı. Ama Amerika'nın mesela yapmak istediği bir takım şeylere kesinlikle karşı çıkmak lazım. Mesela şu ana kadar dış politikada çok fazla ülkeyle kavgalı hale gelinmesi Türkiye'nin en büyük hatası. Buradan geriye dönülmesi ve bu kavgaların sonlandırılması için imkanların araştırılması lazım. Örneğin biz Suudi Arabistan'la neyin kavgasını yapıyoruz? Birleşik Amerika Arap Emirlikleri ile neyi paylaşamadık? Mısır'la kavgamızın özü nedir? Evet. Neden Mısır'ı Yunanistan'ın müttefiki haline getirdik? İsrail'le yürüttüğümüz söz düellosunun arkasında ne var? Bakın şu saydığım ülkelerden herhangi birinin bilmem Akdeniz'de kara suları iddiası bize ait olan bir ada ya da adalar grubuna hayır bunlar benim diye iddia etmesi başka bir şey söz konusu mu? Aramızda hiçbir şey yok böyle ulusal çıkar odaklı hiçbir tartışma yok. Tamamen ideolojik bir takım tartışmalar ve kavgalar var. Bunların sürdürülmesi aynı zamanda sert bir söylemle desteklenecek şekilde devam ettirilmesi bu ülkelerin gidip Yunanistan'la Türkiye karşıtı bir politikada birliktelik oluşturmalarına neden oluyor. Örneğin bu ülkelerle ilişkiler düzeltilirken başta İsrail, Mısır olmak üzere ki zaten Mısır ve İsrail ile ilişkilerinizi düzeltme yönünde adımlar attığınızda Suudi Arabistan'la ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de otomatikman düzelmiş olursunuz. Çünkü bu ülkelerle yürüttüğümüz ideolojik tabanlı söz düellosunun yansımaları Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz üzerinde de oluyor. Şimdi aynı şey Fransa için de söylenebilir. Yani Fransa ile aramızda çok ciddi ulusal çıkar esaslı, odaklı sorun olduğunu düşünmüyorum. Bir yandan bunları düzeltirken öbür yandan bunlarla çelişkiymiş gibi görünen bir başka şeyi yapmak lazım. O da nedir? Mesela Biden yönetimi resmi olarak ki Ankara'daki büyükelçisi resmi olarak dedi ki biz YPG ile ilişkilerimizi aynen sürdüreceğiz. Herhangi bir değişiklik yok dedi. Bu şu demektir. Biz PKK, PYD'ye silah sevkiyatına devam edeceğiz. Nitekim dün gördük. O zaman bizim de yapmamız gereken derhal Suriye yönetimiyle anlaşıp ilişkilerimizi normalleştirip iki mutabakat metni imzalamamız. Bir, dememiz Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların tekrar yerlerine geri gönderilmeleri konusunda Suriye hükümetiyle işbirliği. İki, PKK-PYD'ye karşı ortak mücadele konusunda Adana mutabakatının yeniden yürürlüğe konulduğunun açıklanması. Evet. Şimdi bunları yaparsanız aynı zamanda Rusya ile ilişkileriniz de düzelmiş olur. Şimdi Yunanistan o zaman kendi kendine ağlamaya başlar. Bir süre sonra Rusya'nın KKTC'yi tanımasına kadar gidecek bir diplomatik trafik başlayabilir. Bu bir anda olmayabilir. Yani başlangıçta KKTC ile Rusya doğrudan ticaret yapar. Sonra charter uçaklarının doğrudan uçması sağlanır. Sonra düzenli seferler konulabilir vesaire. Ardından da bu gelir. Ha bu arada ama Amerika ile kavga etmeye de gerek yok. Ama Amerika'ya şunu göstermemizde fayda var. Bak kardeşim benim kavgaya ihtiyacım yok. Ben çıkarlarımın peşindeyim. Çıkarlarımı koruyorum. Senin yaptığın bazı temel yanlışlar var. Nedir bu? Bu Büyük Kürdistan projesinden vazgeçeceksin arkadaş. Bu evet. Büyük Kürdistan projesi Orta Doğu'da sınırların değişmesiyle sonuçlanacak bir sürecin başlangıcıdır. Ben Türkiye olarak buna izin vermem. Bunun için İran'la işbirliği yaparım. Bak Suriye ile işbirliği yapıyorum görüyorsun. Irak'la yapıyorum görüyorsun. Bu işbirliğini artırarak devam ettiririm. Bunun lamacımı yok. Evet. İkinci bir şey. Bundan vazgeçeceksin. Ha diyordun ki ben İsrail ile ilişkilerimi bozdum da işte ideolojik tabanlı bir şekilde İsrail'i eleştiriyorum falan. İşte düzelttim. Hatamdan da vazgeçtim. Dolayısıyla bu konuda üzerime gelmeyin bu Büyük Kürdistan projesiyle. Evet. Buradaki PKK, YPG'lileri de korumaktan vazgeçin. İki, Kıbrıs konusunda benim tarafıma gelmek zorundasınız artık. Neden gelmek zorundasınız? Ben bu Rumlarla hiçbir şey anlaşamıyorum. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ortaya koyduğu 3 paket var Kıbrıs çözüm paketi. Üçünü de bu adamlar reddetti. Evet. Bu paketler arası yapılan bütün müzakerelerde ortaya atılan fikirlerin tamamını ellerinin tersiyle bunlar
attılar. Uzlaşamıyoruz. Ben ne yapacağım? Evet. Efendim? Uzlaşamıyoruz diyeceğiz. Evet, ne yapacağız? Evet, yani. Bir de ne bunlar yani? Bunlarla mı uğraşacağım yani? Eğer bunun sonucu savaşa gidecekse sen benimle savaşmak mı istiyorsun? Yugoslavya dağıldı, 7 devlet çıktı. En sonuncusu Kosova Cumhuriyet de değildi ve bunun tanıtımını sen sağladın. Ben de sana Türkiye olarak yardımcı oldum. Kosova'yı tanıdım. İlk evet. tanıyanlardan biriyim. Hı hı. Derdin ne? Yani neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına karşı evet. çıkıyorsun? Sayın yani Nas- burada aslında hı hı. temel sorun şu. Türk-Amerikan Buyurun. İlişkilerinin topluca ele alınması evet. lazım. Yani bütün sorunların ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Amerika'nın istediği gibi olmaz. Sadece ben sana söylüyorum. S-400'lerden vazgeç. Ondan sonra da gel şuraya otur. Diz çök, ben ne diyorsam sıkı sıkı dinle. Bu Böyle olmaz. Bir dünya yok. Evet. Çok Kıra teşekkür bakmasın. Ediyoruz Sayın Soğuk Ünal. Soğuk savaş döneminde bile bunu Türkiye yapamadı Amerika. Evet. Şimdi hiç yapamaz. Çok teşekkür ediyoruz öngörüleriniz ve aktardığınız bilgiler için. Dış politikada bize yeni bir ufuk Rica açtınız. Ederim. Teşekkür ediyoruz ederim. Efendim. İyi günler diliyoruz. Ersan. İyi haftalar. Ve değerli izleyenler, Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Iğdır'da bir köy okulunun açılışındaydı. Açılışta bir konuşma gerçekleştirdi. Dinleyelim. Çok değerli vatandaşlarım, dünya standartlarında hatta çok zaman bu standartların üzerinde bir uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime geçiş sürecini hep beraber yönetiyoruz. Okulların her yönden olduğu gibi sağlık güvenliği bakımından da güvenli olduğunu bütün vatandaşlarımızın bilmesini ve içlerinin rahat olmasını isterim. Okullarımızın %98.2'sini oluşturan 49.300 civarındaki okulumuz okulum temiz belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere. Listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Millet Bahçeleri seçim döneminde ismini en çok duyduğumuz iki kelimeydi. Pandemi nedeniyle bugünlerde vatandaşlar pek gidemese de yine Millet Bahçeleri gündemde. Çünkü iktidar onca ekonomik sıkıntıya rağmen bu bahçeleri yapmaktan vazgeçmedi. Bu yıl içinde TOKİ ve 3 AKP'li belediye millet bahçelerine tam 73 milyon lira harcayacak. Alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza, gideceksiniz millet bahçesine, orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacak. Kendi partine kayıtlı belediyelere 73 milyon lira vererek millet bahçesi oluşturuyorsun. Esnaf kapalı, hepsi perperişan. Millet bahçeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında en dikkat çeken vaatlerindendi. Erdoğan'ın yatıp yuvarlanacaksınız dediği millet bahçeleri için 2021 yılında 3 AKP'li belediye 14.4 milyon, TOKİ ise 58.6 milyon lirayı gözden çıkardı. Neden bu vatandaşa değil de esnafa değil de kendi yandaş belediyelerine 73 milyon bu desteği veriyorsun millet bahçesi açsın diye? Ne pandemi ne de ağır ekonomik tablo. Millet bahçeleri hız kesmeden sürüyor. 2021 yılında toplam 6 millet bahçesi için kamu kaynakları yine seferber edilecek. Bu milletin senin açacağın bahçeye ihtiyacı yok. Bu milletin özgürce, insanca yaşamaya ihtiyacı var. AKP'li 3 belediyede imzalar atıldı. 2021'de millet bahçelerine 14 milyon 425 bin lira ödenecek. TOKİ'de bu yıl içinde yapacağı millet bahçeleri için yaklaşık 59 milyon liralık sözleşme imzaladı. Kütahya Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapılacak millet bahçesine 39 milyon 961 bin lira ödenecek. TOKİ'nin kasasından Antalya, Cumali ve Merkez Mahallelerine yapacağı millet bahçeleri içinse 18 milyon 661 bin lira çıkacak. Alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza, gideceksiniz millet bahçesine. Orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. 73 milyonu alın, belediyelere millet kıraathanesi değil, gelin halka, esnafa, köylüye, işçiye, memura, emekliye dağıtın ve onlara destek olun. Rakamlar ortada. Türkiye'nin öncelikleri de, başta esnaf, işsizler ya da işsiz kalmak üzere olanlar çare bekliyor.
Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi ekranlarını yeni açanlar varsa bu saatte biliyorsunuz Medya Mahallesi'nde Ayşenur Arslan sizlerle birlikte oluyordu. Türkiye'yi ve dünyayı değerlendiriyordu. Onun kadar olmasa da efendim birkaç günlük onun yerine ilk bir saati ben yapacağım. Bir saat sonrasında da Ankara'da Betül arkadaşımız Ayşenur Arslan yerine birkaç günlük sadece bir rahatsızlığı var. Sevgili Ayşenur Arslan'ın o rahatsızlık hemen geçince birkaç gün içinde tekrar Medya Mahallesi'nde sizlerle birlikte olacak efendim. Söylemiştim ya konu söz konusu Ayşenur Arslan ve Medya Mahallesi olunca biz ancak iki haberci olarak onun yerini doldurabiliyoruz. Bir an önce de gelip programını yapmasını bekliyoruz efendim. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.